Tekrar merhaba. Robotumuzun telefondan kontrolünü sağlayacak aplikasyonun tasarımına devam ediyoruz. Orta bölümümüzün üçüncü kısmındayız. Yani şuradayız. Buraya robotumuzun temel hareketlerini yerleştireceğiz. Yani ileri git, sağa dön, sola dön ve geri git şeklinde. Şimdi bunun için üçüncü bölümümüzü iki tane horizontal arrangement'la böleceğiz. Bir tane şurada vertical'ımız var. Bunu, pardon, özür diliyorum. İki tane vertical'la böleceğiz. Tabii yanlış söylemiş olduk onu. Şimdi burada bir tane bir vertical'ımız mevcut. Şurada bakın horizontal'ın içerisinde. Şu, hatta şuradan da göstereyim. Bir vertical'ımız mevcut. Şimdi bunun içerisine bir vertical daha atacağım. Ben şöyle gelip şuraya bir tane daha vertical attım. Yalnız bu vertical'lar dikkat ettiyseniz yan yana durdu. Yanlış yere koyduk çünkü. Şimdi o yüzden bunu şuradan sileceğim. Tekrar yerleştireceğim. Burayı delete dedim. Koyduğumu sildim. Şimdi buradaki vertical'ın içerisine iki tane vertical yerleştirmem gerekiyor. Yani sadece bu vertical beni kurtarmıyor. Hatta şöyle yapalım. Bu vertical'ın içerisine iki tane horizontal koyalım. Üstteki horizontal arrangement çok bir şey fark ettirmeyecek bize. Çünkü sadece bir tane. O da ileri yön okunu yerleştireceğiz. Ama alttaki horizontal'ın içerisine, horizontal arrangement'ın içerisine üç tane, yani sola dön, geri git ve sağ dönü yan yana koyacağız. O yüzden buraya bir horizontal arrangement, bir tane de yukarıya, yani iki tane alt alta horizontal arrangement ekleyelim. Şu text for buton 3'ü alıp birinci horizontal arrangement'ın içerisine yerleştiriyorum. Bu benim ileri gitme butonum olacak. Bir tane daha alıp şuraya ekliyorum. Ha, tabii ki önce buraya bir vertical eklememiz gerekiyor tasarım açısından. Tamam, şimdi bu horizontal'ımızı bir silelim. Doğru, onu atladık. Hangisi? Şu horizontal, ha, yanlış yere yerleştirdik. Tabii ki o bütün gövdeye yerleşti bu. Onu bir öncelikle bir vertical'la şuraya yanlış yere koyduk. Bir saniye. Niye silemedik bunu? Şöyle delete diyeceğim buna. Evet, şunun içerisine atacağım horizontal'ı. Evet. Şöyle. Şimdi tamam oldu. Şimdi bunun içerisine de 3 tane buton eklemem gerekiyor benim. Hemen birinci butonum, ikinci butonum ve üçüncü butonum olacak şekilde ekledim. Şu an butonlarımı göremiyorum. Daha doğrusu ikinci butonun yarısını, üçüncü butonun tamamını göremiyorum. Biraz sonra görsellerimi eklediğimde görünür hale getireceğiz onları. Bir de burada ortalama işlemi yapmam gerekiyor. O yüzden bir şu üçüncü bölümün ana gövdesi olan vertical arrangement içerisine gelip, yani buraya tıklayıp buradaki vertical arrangement, üçüncü bölgeyi oluşturan vertical arrangement'ı tıklayıp burada arkadaşlar dikeyde ve yatayda ortalama yapacağım. Yani şuraya center, buraya da yine aynı şekilde center diyeceğim. Şimdi biraz sonra zaten bu düzenlemeleri de göreceğiz. Yine aynı şekilde buraya da bir center diyelim. Ana gövdeye, yani şu ilk koyduğumuz, burası bakın ilk koyduğumuz horizontal arrangement'ı da yine center center yapalım. Bakın şöyle. Şöyle center center yapalım ki sonrasında sorun yaşamayalım. Şimdi buradaki butonlarıma yön görsellerimi ekleyeceğim. Yön görsellerim videonun altında linkleri olacak. Onları ben link olarak atacağım. Oradan tıklayarak indirebilirsiniz. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Birinci butonuma geldim. Yani burası ileri butonum olacak benim. Şuradan imaj kısmına geliyorum. İmajdan upload file diyorum. Dosya seç diyerek şuradan ileri görselimi alıp aç diyorum. Bakın bu upload file içerisine geldi şu anda. Bunu okey dediğimde yükleme işlemi tamamlandı. Yalnız bu biraz büyük. Bunu küçülteceğim şimdi. Onu küçültmek için de height ve width
özelliklerimi değiştirmem gerekiyordu. Bunu App Inventor derslerinde anlatmıştık size. Ve piksel olarak gireceğim ben şu an. Buna bir 50'ye 50 bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl gözükecek. Şöyle piksele gelip 50'ye 50 bir denemek istiyorum. Evet. Şu an fena gözükmedi. Diğer butonlarımı da ayarlayayım. Onun sonrasında daha net bir şekilde görünmüş olacak. Buton 4'üm, yani sola dön butonuma geliyorum. Buradan yine imaj, imajdan upload file, dosya seç. Buradan sola görselimi alıyorum. Buna OK diyorum. Burayı da 50'ye 50 ayarlayalım. 50 ve 50 dedim. OK dedim buna da. Ha, pardon, bu olmamış. Buna da bir 50 diyelim. Evet, OK dedim. Şimdi geliyorum buraya. Bakın bu gözükmedi burada. Onu da ayarlayacağız birazdan. Bu text for buton 5 benim geri gelme işlemimi yapacak olan butonum. Hemen burada imaja geliyorum. Upload file diyorum. Dosya seç. Ve buradan geriyi tıklayıp aç diyorum. OK diyorum sonra buna. Bakın bu da çok büyük gözüktü. Bunu da yine height ve width'ten piksellerini 50 olarak değiştireceğim. OK dedim buna. Buraya da yine bir 50 diyelim. Buna da OK dedim. Burası neden düzgün gözükmedi? Width ve height, tamam. Enteresan. Bunu düzenleyemedik. Buna bir bakacağım. Bu tam çıktı. Bir de sağ butonumuzu yapalım. Buraya da bir imaj diyelim. Upload file, dosya seç dedim. Buradan sağ görselimi seçtim. OK dedim. Burada da çıktı bakın. Sonrasında şuradan 50 piksel olarak girdim. Yine bitini de 50 piksel olarak gireceğim. Şöyle. OK dedim. Allah Allah, bu enteresan. Burada bir sıkıntı yaşadık. Bu niye böyle oldu? Şimdi bir bakalım ona, neresini yanlış girdik. Ha, percent olarak girmişiz. Tamam, 50 piksel olarak girdik. Evet. Burayı da şimdi düzeltmiş oldum. Yalnız buradaki tekstler kaldı. O tekstleri de hemen kaldıralım. Çünkü görsel olarak kötü bir görüntü onlar. Hemen şunları siliyorum. Text kısımlarını. Sadece bize görsellerimiz yeterli bizim için. Evet, burası da tamam. Evet, burası da tamam. Şimdi bakın, robotumun ana kontrol kısmını da bu şekilde ayarlamış oldum. Yalnız belki şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Köşe değerler, yani ileri ve sola çaprazlama gitmesini istediğimizde ne yapacağız derseniz, bunları da ekleme şansınız var. O zaman 4 tane daha görsele ve butona ihtiyacımız olacak. Şu ara değerlerini buraya 3. bir katman oluşturarak yapabilirsiniz. Şu alt kısma da bunu hemen ekleyebilirsiniz buraya, böyle bu şekilde. Yani yatay da bir horizontal arrangement eklemiştik hatırlarsanız. Buraya 3. bir tane horizontal ekleyip onun düzenlemesini de yapabilirsiniz. Şu an elimde görseller olmadığı için, onları bulmadığım için yapmıyorum. Ama isteyenler bunun düzenlemesini yapabilirler. Bu kısımla birlikte robotumun aplikasyonunun orta dizaynını tamamlamış oldum. En son şimdi son aşamaya geçeceğim. 3. kısma geçeceğim. Bir sonraki videoda da bu hız kontrollerini ve görünmeyen bileşenleri ekleyip tasarım kısmımızı kabaca tamamlamış olacağız. Bu video bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.